hocam? İyisiniz. 4 maçta alınan bir 10 puan var. İyi bir gidişatımız var. Oyuncularımız arasındaki uyumu biraz daha atlatmış görünüyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz tabii ki. Ligin ikinci yarısı zorlu bir geçecek. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz. Önümüzde şimdi bir Trabzon maçı var. Kadro kalitesiyle, geçen sene şampiyonu zaten, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zor geçecek ama iki takım arasında dostluk çerçevesinde bir maç geçeceğini düşünüyorum. Çünkü iki ilişkilerimiz çok iyi. Kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi 3 puan, bu iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah oradan güzel bir sonuçla döneriz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Şu ana kadar büyük maçları da iyi oynadılar. Orada da iyi bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum. Hak ettiğimiz iyi bir oyunda 3 puan kazanıp dönmek istiyoruz. Dediğiniz gibi geçen sene ve bu sene büyük takımlara karşı galibiyetler alıyoruz. Trabzon'dan da geçen sene bir beraberliğimiz var, puan almıştık. Tabii galip gelemedik. Dediğim gibi bu bir taraftarımızın da isteği. İnşallah onları orada da 3 puan alarak memnun ederiz. Ama tabii ki zor bir maç olacak. Hiç kolay değil. Özellikle Trabzon deplasmanı. Son iç sahada Fenerbahçe'yi yeniler. Bizim için zor olacak ama biz birçok şeyi başardık. Bunu da başarabileceğimizden eminim. İnşallah oyuncularımız yarın iyi bir oyunda bunu sergileyecekler. Dediğim gibi her maç bakıyoruz. Biz, tabii ki bir seri bizim için iyi. Seriyi devam ettirmek iyi. Puanlarımız az olduğunda da, kötü gidişatımızda da hiç moral motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Oyuncularımıza iyi bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Onlar da bunu farkındalar. Galibiyetler, mağlubiyetler bizim duruşumuzda ve tavırlarımızı hiç fark ettirmiyor. Çünkü ortada olan bir 3 puan var. Bunu kazanabiliyorsunuz da, kaybediyorsunuz da, beraber de kalabiliyorsunuz. Biz kazandığımız maçlardan sonra da, kaybettiğimiz maçlardan sonra da oyuncularımızdaki ilişkilerimiz hep devam ediyor. Onların moral motivasyonunu hep yüksek tutmaya çalışıyoruz her maçtan sonra. Bu gidişatta da şu an iyi görünüyorlar. İnşallah yarınki maça da yansır. Bora bizim için önemli bir oyuncu tabii ki. Hele büyük maçlardaki performansı çok iyiydi. Onun eksikliğine hissedeceğiz ama arayacak mıyız bilmiyorum. Çünkü yeni oynatacağımız oyuncular var. Onlara şans bekliyorlardı. Şanslarını iyi değerlendirecekler düşünüyorum. Kenarlardaki alternatiflerimiz de var. Onlara şans vereceğiz. İnşallah iyi bir şekilde değerlendirirler. Ama dediğim gibi Bora bizim için çok önemli bir oyuncu. Eksikliğini inşallah çok fazla hissetmeyiz. Ben teşekkür ederim. Eu acho que nos últimos 4 jogos a gente vem jogando bem. Vem tendo uma defesa muito boa, bem postada dentro de campo. E isso vem ajudando com os resultados, com os pontos. E somar pontos é muito importante nessa liga. A gente sabe do nosso maior objetivo, que é ficar na primeira divisão. E acho que nesses últimos jogos a gente tem cumprido com isso. Takımımız özellikle son 4 maçta çıkardığı sonuçlarla, elde ettiği sonuçlarla, galibiyetlerle beraber iyi bir duruma gelmeyi başardı. Bunun öncelikle iyi bir defans yaparak bu hale geldiğimizi düşünüyorum. Takım olarak daha birlikte oynayarak iyi sonuçlar elde ettik. Önceliğimizin tabii birincilikte kalmak, Süper Lig'de kalmak olduğunu düşünürsek aldığımız sonuçlar şu anda bizi iyi yere getirdi. Önümüzdeki maçlarda da bu şekilde sonuçlar alarak devam etmeyi sürdüreceğiz. Acho que primeiro eu acho que ano passado eu comecei jogando melhor do que eu estava agora. O meu começo ano passado foi melhor com relação individualmente a jogar, driblar, a criar oportunidades. Esse ano o meu começo de campeonato eu não gostei muito, então me cobrei e treinei muito. E agora eu tô vendo os resultados, agora eu tô melhorando, tô fazendo gols, dando assistência e quero continuar assim, cada dia mais ajudando minha equipe. Aslında geçen yıl bireysel performansımı söyleyecek olursam, geçen yılın başına göre bu yıla göre daha iyi başlamıştım. Bu yüzden de bir süre gol ve asist yaparak devam ettim. Ama bu yılın başında kendi bireysel performansımı yükseltmeyi düşünerek lige başladım. Geçen yılki performansımdan
çok mutlu değildim yine de. Bu anlamda sezon başında çok daha sıkı çalıştım. Ve şimdiden dediğiniz gibi geçen yılki hedeflerime ulaştım. Bundan sonraki hedefim olarak da tabii ki belirlediğim bir hedef yok ama takımıma en iyi şekilde katkı vermeyi sürdüreceğim. Teşekkürler. Ya. 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 Ya.